TÜGVA'da 30'ar dakikalık 4 ders veriliyor yaz okullarında. Bunlardan 3 tanesi dini ağırlıklı zaten. Biri işte Kur'an-ı Kerim dersi, ikincisi temel dini bilgiler dersi, üçüncüsü de hadis dersi. Bunların her biri 30'ar dakikalık. Dördüncü ders ise spor faaliyetleri ve aktivitelerle ilgili. İşte okçuluktur, sonradan satranç, futbol, voleybol ve benzeri. Bu dördüncü dersin aslında ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama işleri çocukların albenisini çekebilmek ve bu şekilde faaliyetlerle çocukları işte dini temelli eğitim vermek. Çünkü zaten şu anda var olan eğitim sistemimizde zorunlu ve seçmeli olmak üzere 33 tane din dersi zaten müfredatta yer alıyor. Yani bunun tekrardan yaz okullarında çocukların işte dinlenmesi gereken vakitte tekrardan bir dini içerikli derslerin yaz okullarında okutulmasının amacı farklı tabii. TÜGVA biliyorsunuz çok büyük bir vakıf. Onlarca yurtları var. Burs veriyorlar. Bunların tabii altyapıları neye göre veriliyor, kim veriyor, nereden geliyor bu paralar gerçekten çok meçhul şeyler yani. Bu anlamda amaçları özellikle metropollerde ve Anadolu kentlerinde yoksul ailelerin çocuklarını dine yönlendirmek ve var olan işte fıtrat, din içerikli, milli ve manevi değerleri ortada tabii ki yaz okullarında da çocuklara aşılamak olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Yani biz bunu TÜGVA'yı tek başına düşünmememiz gerekiyor açıkçası. Müfredat değişikliği, sonradan ÇEDES ve Kur'an kurslarının 4 ve 6 yaşlarına indirilmesi. Bunların hepsi aslında düşünülerek yapılan örgütlü bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Yani bunların çalışması sadece TÜGVA'ya bağlanamaz. TÜGVA da bunlardan biri. Yani bu kollardan biri. Dolayısıyla müfredat değişikliğinin yapılması, öğretmen akademilerinin kurulması, bunların hepsini aslında farklı sistemin ayakları olarak düşünebiliriz. Bu vakıflar, tarikatlar, cemaatlerin bu kadar yoğunluklu eğitimin içerisine girmesi de bunların nedenlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Çocuklar tabii ki yoksul ailelerin çocukları özellikle buraya yönlendirilerek onların milli ve manevi değerler adı altında, temel dini dersler adı altında işte çocukları yeni bir nesil zaten kendilerinin amaçlarının da o olduğunu söylüyorlar ki bu zaten müfredat programında yeni yazılan müfredat programı işte Türkiye Yüzyılı Maarif modelinde de bu böyle. Nedir? Yeni nesiller yetiştirmek istiyorlar. Yani buradaki amaç toplum mühendisliğine soyunan bir iktidar var. Eğitim sendikalarla, akademisyenlerle, velilerle, öğrencilerle yapılması gereken bir etkinliktir. Eğitim işte cemaatlerle, vakıflarla, tarikatların eline düşürülmemesi gereken bir faaliyettir. Bu toplum mühendisliğini AKP yapmak istiyor ve bunu gerçekten de bize dayatıyor. Tek din, tek mezhep, tek inanç, tek ırk ve tek dil üzerinden bir tek tipleştirme, homojenleştirme projesi var. Biz de eğitim sen olarak tabii ki buna karşıyız. Bizim amacımız belli. Toplumun çoğulcu yapısını, öğrencilerin ihtiyaçlarını, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim sisteminden yanayız ve bu anlamda da elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Eğitim emekçilerini ve halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz.